Herkese merhaba, bu videoda Edelkron Slider ve motorize kafa modülleri ile hangi hareketleri yapabileceğimizi konuşacağız. En temel slider hareketi, sağdan sola ya da soldan sağa kameranın hareket etmesi şeklinde ifade edebiliriz. Birçok kullanım alanı olan bir hareket olan slide ya da dolly hareketi, sinemada, belgeselde ya da boyut kazandırmak istediğimiz birçok çekimde bize yardımcı olur. Bu hareketi Edelkron Slider setup'ında uygularken en dikkat etmemiz gereken şey tripod kurulumuna dikkat etmek olacak. Ağır kameralarla kullanırken slider'ın altında kullanacağımız tripodun dengeli ve sağlam bir tripod olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ağır setup'larda bacak boylarını uzatıp daha yatay hale getirerek sistemi daha rigid bir yapıya dönüştürebiliriz. Bu terimler genellikle sinema ve video üretimi alanında kullanılır. Dolly terimi kameranın fiziksel olarak bir yüzey üzerinde hareket etmesini ifade eder. Dolly in ya da dolly out hareketleri izleyiciye odaklanması gereken detayları göstermeye veya genel bir bakış sunma konusunda önemli kamera hareketlerinden bir tanesidir. Dolly in bir kameranın mevcut konuya veya nesneye doğru yaklaşma hareketini ifade eder. Bu hareket kameranın objeye doğru fiziksel olarak yaklaşmasını veya lensin zoom özelliğini kullanarak büyütülmesi yoluyla yapılır. Biz de Edelkron Slider ile bu hareketi yapabiliyoruz. Burada zoom için fokus modülü de kullanabiliriz ya da posta dijital zoom yoluyla aynı etkiyi elde edebiliriz. Örneğin bir çekimde belirli bir detayı vurgulamak veya bir konuya daha yakından odaklanmak amacıyla kullanılabilir. Dolly in hareketi izleyicinin odaklanması gereken bir detayı göstermek için etkili bir yöntemdir. Dolly out bir kameranın mevcut konumdan veya nesneden uzaklaşma hareketini ifade eder. Bu hareket kameranın objeden uzaklaştırılması veya lensin zoom özelliği kullanılarak küçültülmesi yoluyla da gerçekleştirilebilir. Netice itibariyle dolly in ve dolly out, dolly in nesneye yaklaşma, dolly out ise nesneden uzaklaşma şeklinde ifade edilebilir. Hareketin içerisine zoom in ve zoom out efektiyle perspektifte bir sıkışma, vertigo dediğimiz o dolly zoom efekti yaratabiliyoruz. Burada mevzu dolly in ve dolly out'un aslında dolly in'in bir şeye yaklaşma, dolly out'un da bir şeyden uzaklaşma olduğunu söyleyerek kısaca ifade edebiliriz. Zoom etkisiyle de yaklaşırken zoom out yapma, uzaklaşırken de zoom in yapma bir perspektif sıkışması yaratıyor. Bu da dolly zoom etkisi olarak biliniyor. Biz bunu fokus modülü zoom motoru olarak kullanarak yapabiliriz ya da posta yaklaşıp uzaklaşarak da aynı etkiyi yakalayabiliriz. Her iki durumda da her slider hareketi için dikkat etmemiz gereken şey şu ki, hareketin perspektifini destekleyen sağında ve solunda obje, nesne gibi şeyler olmalı. Parallax ya da arc hareketi ise temel olarak slider ve kamera pan hareketinin senkronize bir şekilde hareket etmesiyle elde edilen etkidir. Bu hareketi genellikle ürün çekimlerinde veya kısa film belgesel gibi işlerinizde bir perspektif ve boyut kazandırmak için kullanırız. Parallax çekimi nasıl yapılır videosunda kartlara bırakıyor olacağız. Oradan videoya ulaşabilirsiniz. Kısaca anlatmam gerekirse slider üzerinde kamera pozisyonu bir A noktasındayken kamerayı bir modele veya bir referans noktasında kilitledikten ya da pozisyonu hafızaya aldıktan sonra B noktasına da aynı referans noktasına bakacak şekilde pozisyonu hafızaya alarak parallax etkisini yaratabiliriz. Bu etki arka planın öndeki obje ya da modelden daha hızlı hareket etmesi ve perspektife bir derinlik katması şeklinde ifade edebiliriz. Bir objeyi veya kişiyi epik bir anlatım diliyle ifade etmek istediğimizde hero shot kullanırız. Hero shot dediğimiz şey ise kameranın daha alt açıdan modele veya objeye yaklaşırken kameranın yukarı doğru tilt yaparak ilerlemesi olarak ifade edebiliriz. Bir yandan dolly in hareketi de denebilir buna. Genellikle modeli yüceltmek ve daha ihtişamlı göstermek için kullanılır. Daha doğrusu izleyen de bıraktığı etki bu yöndedir. Slider'ımızı alt açıdan modele doğru ileri yönlü hareket yapmaya motorize kafamızı da Headvan ya da Head Plus kullanabiliriz bunun için. Kamerayı yukarı tilt yapacak şekilde ilerlettiğimizde bu hero shot etkisini yakalarız. Bir diğer slider ile uygulayabileceğimiz hareket ise flyover. Bu hareket ise modelin üzerinden uçarmışçasına bir his veren bir kamera hareketidir. Burada kamera modelin üzerinde bir yükseklikte ileri yönlü hareket ederken kafanın referans noktasında kilitli bir şekilde üzerinden tarayarak gitmesi şeklinde ifade edebiliriz. Diagonal kullanımlarda pan ve tilt birlikte de çalışabilir. O yüzden Shift Headvan ya da Head Plus ile bu hareketi planlayabiliriz. Edelkron Slider ile elde edebileceğimiz belli başlı hareketler bunlar. Tabii hayal gücünüzü de işin içine katarak bu hareketin kullanacağı yerleri çeşitlendirebilir, sahnenizi daha profesyonel gösterebilirsiniz. Edelkron ile ilgili Türkçe içerikler için Octostore YouTube kanalını takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Edelkron ile ilgili çekimlerinizi kamera arkalarınızı Octostore Turkey etiketiyle paylaşabilirsiniz.
Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çekimler.